Değerli Tüpraz eksikleyicileri, bugün röportaj konuğumuz Kron Kurumsal İşbirim Satış Direktörü sevgili Ümit Çelik. Kendisiyle hem Kron hem de gelecek planları konuşacağız. Ümit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Fatih? İyi misin? İyi valla, çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Pandemi bitmeye artık yüz tuttu, şu günlere daha iyi olacağız Doğru. inşallah beraber. İnşallah, Bir inşallah. önceki röportajlarımız mutlaka izlemişsinizdir. Enterprise Next'te önce konuklarımızı hem kendinizin şirketinizi tanıtır mısınız diye sorarak başlıyoruz. Aynı şeyi size söylemiş Evet. olayım ve mikrofonu size bırakayım. Buyurun. Peki, öncelikle çok teşekkür ediyorum bize bu hakkı verdiğiniz için. Şimdi tanımayanlar için kendimi tanıtayım. İsmim Ümit Çelik. Ben de aslında taze Kronluyum. 2021 Ekim ayı içerisinde Kron'a katıldım. Head of Enterprise olarak kurumsal işbirim satış direktörü olarak göreve başladım. Ondan önce işte bir 4,5 yıl kadar Vodafone tecrübem var. Ondan önce 10 yıl kadar Turkcell tecrübem var. Borusan Telekom tecrübem var. Yani uzun yılları telekomünikasyon sektörü içerisinde hem mobil altyapı hem de sabit altyapı içerisinde çözüm yöneticiliği yaptım. Ekipler yönettim. Şimdi Kron'a gelecek olursak da bu arada tabii ben de biraz dersimi çalıştım geldim. Harika. Elimde notlar var. Harika. Şimdi Kron özellikle telekom operatörlerinin, internet servis sağlayıcıların, finans kurumlarının, büyük işletmelerin gerek operasyonel verimlilik gerekse siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji çözümler üretmekte. Tabii sen de biliyorsun Fatih, pandemi dönemiyle birlikte şirketlerde dijitalleşme en önemli konu haline geldi. Özellikle de bu dijitalleşme hedeflerine doğru şirketler giderken biz de onların bu anlamda altyapı, işletme, güvenlik sorunlarına yönelik akılcı çözümler ve yazılımlar üretiyoruz. Şimdi Kron tabii 2007 yılında sektörün duayen isimlerinden Lütfü Yener tarafından kuruldu. Lütfü Bey zaten daha önce Alcatel'in de uzun yıllar CEO'luğunu yaptı. Tabii hemen 2008-2009 yıllarında özellikle servis kalitesini ölçümüne yönelik çözümlerle hem Türk Telekom'u hem Turkcell'e giriş yaptı. 2011 yılında borsaya açıldı. Halihazırda şu an yüzde borsada şirketimizin %62'si borsaya kote. 2012 yılında Menava APAC bölgesinde yurt dışı operasyonu başladı. 2016 yılında da IronSphere markasıyla Kuzey Amerika'da operasyona başladı. Şirketimizin tabii şu an baktığımız zaman özellikle 2021 yılı içerisindeki gelirlerin %42'si yurt dışından gelmekte. Gerçekten buradaki stratejileri gerçekten çok güzel devam ediyor. Bu anlamda büyüme hedeflerimiz de var. 2017 yılında ilk etapta tabii ki ilk defa kurumsal pazar ve kamu sürecine başladı. Şimdi geldiğimiz zaman da 2021 yılı sonunda şirket gelirinin %49'u kurumsal pazardan gelmekte. Tabii ki burada da gerçekten büyüyor, büyümeye de devam edecek. Harika. Siz de laf arasında bahsettiniz. Sevgili üstadımız Lütfi Yeneli de buradan saygıyla selamlayalım. Çok emekleri var, Aynen. çok emeklerini de biliyoruz. Peki, az önce de söyledik, başında da biraz pandemi döneminden de bahsettik ama pandemi dönemi sizin de bahsettiğiniz gibi şirketler için ve insanlar, kurumlar için işte dijital dönüşümün hedeflendiği bir alan oldu, an oldu, süreç Doğru. oldu. Neler söylersiniz? Kron tarafından nasıl geçti pandemi dönemi, nasıl geçiyor mu diye bilemedim artık. İnşallah bitmiştir son zamanlarıdır pandeminin. Yine size bırakalım, buyurun. Ya pandemi dönemi tabii şimdi bakıyorum Mart 2022'deyiz. Ben ilk evden çalışmaya başladığımda Mart 2020'ydi. 2 sene geçmiş. Kesinlikle. Pandemi dönemiyle birlikte aslında şirketlerin çalışma alışkanlıkları değişti. Şirketler artık hibrit çalışmaya doğru döndüler. Başta full evden, uzaktan çalışıyorlardı. Şimdi artık işte son 5-6 aydır hibrit çalışma modeline döndüler. Biz de tabii Ar-Ge şirketinde olduğumuz için şirketimizin çalışanları ayda 60 saat Ar-Ge merkezimizde Bizde de öyle. yani İTÜ Arıç'ta çalışıyoruz. Şimdi burada en önemli durum şu Fatih. Şimdi şirketler daha önce çalışanlar tek bir network içerisinde sen laptopunu alıp kapıdan içeri girdiğinde tek bir networkten bağlanıyordun. Şimdi durum değişti. Uzaktan çalışma olunca tabii ki şirket çalışanlarının tamamı evden bağlandı. Tek bir bağlantı yerine yüzlerce farklı bağlantıdan bahsedebiliriz. Şimdi tabii bu da bazı riskleri arttırdı. Şimdi Güvenlik elimde IBM'in özellikle veri ihlali 2021 raporu var. Şöyle ilginç bir analiz dikkatimi çekti. Şimdi burada 537 tane veri ihlali case'i işlenmiş. Bu 537 tane ihlalin şirketlere ortalama maliyeti bakıyorum rapora 4,24 milyon dolar. Çok ciddi bir harika. rakam. Çok. Şimdi şirket bu arada rapor şöyle bir analiz de yapıyor. Eğer uzaktan çalışma olmasaydı bu rakam 1 milyon dolar daha düşük olacaktı.
Yani riski görebiliyor musunuz? Aslında risk neredeyse bu rakama baktığımızda %25 civarında artmış. Kesinlikle. Öyle olduğu için de tabii siber güvenlik ürünleri çok ciddi ön plana çıktı. Tabii ki Kron'un amiral gemisi dediğimiz bizim ayrıcalıklı hesap yönetimi ürünümüz Single Connect burada çok ciddi ön plana çıktı. Bu ürün tabii bir emniyet kemeri bence. Nasıl araçlar banttan emniyet kemersiz çıkmıyorlarsa şirketler de gerçekten emniyet kemeri olarak bu ayrıcalıklı hesap yönetimini bence kullanmak zorundalar. Bu anlamda biz tabii ki bu ürünün etkinliğini pandemiyle birlikte çok ciddi arttırdık. Konuşmanızın başında birazcık bahsettiniz ama gelecek planlarını da konuşmak istiyorum Kron'un. Evet, Evet. 2007'den buraya çok hızlı geldi, çok güzel işler yaptı. MENA'dan, APAC'tan bahsettiniz, yurt dışı Doğru. organizasyonunda Kuzey Amerika'dan da bahsettiniz ama birazcık Doğru. açalım istiyorum. Nedir gelecek planları Kron'un? Evet, hızlı büyüyen, güzel büyüyen bir şirket. Yurt dışı operasyonları çok Evet. başarılı olan bir şirket. Yurt dışı markaları olan bir şirket ama sizin ağzınızdan, en yetkili insanlardan bir tanesi olarak sizin ağzınızdan gelecek planlarını ve yurt dışı yatırım planlarını da dinleyelim isterseniz ve sonra bitirelim. Tabii ki. Şimdi ben aslında bizim bu yapımıza yani kurulundan itibaren 2022 yılına kadar geldiğini baktığımda 2020 ve 2021 yılında bakıyorum Gartner'ın Magic Quadrant for PM raporunda özellikle hem 2020 hem de 2021 yılında ilk 10 dünyadaki üretici PM üreticisi raporuna girmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda yine İngiltere merkezli Omdia Universe raporunun da yine aynı şekilde Eylül 2021 raporunda yine 10 tane üretici içerisine girdik. Dolayısıyla bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi önümüzdeki dönemde yurt dışında global bir PEM alanında da bizim diğer ürünlerimiz anlamında da global bir üretici olmak. Harika. Tabii bu raporları biraz analiz ettiğimizde hani ben şöyle bakıyorum. İşte ürün tarafında, servis tarafında, çözüm sunma kapasitesi anlamında ve support destek anlamında belli kriterlere göre aslında işte dünyadaki 10 tane üretici arasında gösteriliyorsunuz. Şimdi bu tabii ki kolay değil. Gerçekten çok ciddi bir sistem kurmak gerekiyor. Bunu sadece yurt içinde değil, yurt dışında da kurmak gerekiyor. Onun için hem ürünün kalitesini arttırmak, bu anlamda mesela bakıyorum Ar-Ge'ye mesela biz 2021 yılı içerisinde gelirimizin %26'sını Ar-Ge yatırımlarına Harika. yatırmışız. Gelecek dönemde de Ar-Ge yatırımları daha büyük oranda artacak. Burada Lütfü Bey'in hani faaliyet raporundaki ben yorumlarını da okuduğumda özellikle önümüzdeki dönemde Amerika ile birlikte yakın coğrafyada Avrupa'da da yeni ofisler kuracağımızı belirtmek isterim. Bu anlamda hem Avrupa'da, Amerika'da operasyonumuz zaten devam ediyor. Avrupa'da da operasyonlarımız devam edecek ve Ar-Ge olan yatırımlarımız devam edecek diyebilirim. Harika ve çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bu seferlik Zoom'da böyle röportajımızı yaptık ama bir dahaki sefer inşallah ziyaretinize gelmek ve tüm yerinde sizi tekrar yüz yüze görmek isterim. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Fatih. Kendine iyi bak. Sağlık, sıhhat diliyorum. Sağ olun. Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Sevgili Ümit Çelikli. Kendisiyle Kron'u ve gelecek planları konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız devam edecek.